Mesafeci müzakerelerde konuğumuz Eşref abimiz, Eşref Ziya abimiz kendisi de yayına geldi, teşrif etti. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Abi özledik sizi. Ben de Ey özlemişim. eyvallah, eyvallah. Anladığımız kadarıyla sizleri çok özlemişler. Yani çok teşekkür edenler oldu. Eşref abimizi en sonunda görebileceğiz. Özlemiştik. Hatta bazen Eşref abi seni bulamayınca bana da soruyorlar. Hani birkaç videomuz falan var. Eşref abi acaba iyi mi? Yani video falan paylaşmıyor bu aralar diye. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Malum ben şeyde Köyceğiz'de şey kaldım, mahsur kaldım biliyorsun. Buraya bir hafta 10 günlüğüne falan gelmiştim. Ama yollar falan kapanınca İstanbul'a geri dönemedim. Değişik bir Ramazan oluyor tabii benim için. Şu ana kadar hiç alışık olmadığım bir durgunlukta ve dinginlikte bir Ramazan. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet, özellikle onu yani bizler bile yani Ramazan'da çok yoğun oluyoruz. Yani özellikle belki benim de son 5-6 Ramazan'ım gerçekten yoğundu. Evde neredeyse iftar açamayacak vaziyette de olabiliyoruz. Sizler de öylesiniz. Tek Ramazan değil, bütün hayatınız boyunca yoğunsunuz. Özellikle aldığım konuklara bunu da soruyorum yani. Bu karantina sürecinde neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? İşte Nasip oldu? karantina benim köyde geçti. Aslında dışarı çıkma yasaklarını çok karantina gibi olmadı. Burada insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar açıkçası köyde. Yani dışarı çıkıyorlar, bağlarıyla, bahçeleriyle meşgul oluyorlar ve onlar çok fazla bir karantina hissi oluşmuyor. Sizde de oluşmuyor. Yani bende de çok fazla oluşmadı. Diğer günlerde gelip nasıl hayatımı geçirdiysem aşağı yukarı öyle geçirdim gibi. O yüzden bu bir aylık süreç benim için çok fazla sıkıcı olmadı. Yani o yüzden hamd ediyorum. Yani İstanbul'daki arkadaşlarımla zaman zaman konuşuyorum. Hakikaten çok sıkılmışlar. Hepsi bu tarafa doğru kaçmak istiyorlar. Ama bizimki biraz daha rahat geçti herhalde. İyi oldu, hamdolsun. Dediğiniz Tabii. gibi daha yani şehir merkezlerinden uzakta olanlar daha rahat geçiriyorlar süreci sanırım. Umarım Evet inşallah. evet. Keşke yaşlılarımız da bu süreçte onlar da biraz gafil yakalandılar galiba. Evet, kesinlikle. Kimse beklemiyordu. Biz de yani o okulların kapandığı hafta tedbirler peş peşe geldi. Cumaların cuma bile kılmamak yani normal bir şey haline geldi maalesef. Evet, o cumaların evet kılınmaması insanı hakikaten çok üzüyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Herkesin böyle başına gelmiştir. Yani Türkiye'de ben 12 Eylül darbesini de gördüm. 12 Eylül darbesi de cuma günü olmuştu. Cuma günü olan o darbede bile cuma namazına gidilmişti. Yani darbeciler o gün cuma namazına bile gidilmesine izin vermişti. Evet, ama ufak. Ama bu demek ki darbeden bile daha şey bir şey, yani tehlikeli bir şey bu virüs olayı. Ve çok enteresan bir şey. Dünyadaki bütün koronavirüslerinin ağırlığı sadece 1 grammış. Bu 1 gramlık virüs bütün dünyayı sarsıyor. İşte bu da insanın acziyetini cidden gösteriyor. Yani ne kadar aciz bir varlık olduğunu, gözle görülmeyen bu mikroorganizmalar karşısında ne kadar çaresiz olduğunu insanoğlunun açık ve net olarak ortaya çıktı yani bu süreçte. Evet, kesinlikle. Bu vesileyle yani yayının başında unutmadan söyleyelim. Ömer Döngeler hocamızı da kaybettik. Allah Evet, rahmet eylesin. bugün onun biraz hakikaten hem Geçmiş olsun. şaşkınlığı hem üzgünlüğü içerisindeyim. Çünkü kendisinden haber aldığımızda çok hafif atlı geçirdiğini ve kısa zamanda aramıza döneceği tarzında bir hastalık gibiydi. O yüzden çok fazla üzülmüyorduk kendisi adına. Ama bir anda bugün vefat haberini alınca cidden biraz böyle birkaç saat kendime gelemedim. Çünkü biz yakın bir şeyimiz vardı yani bir arkadaşlığımız vardı kendisiyle. Ömer Hoca'yı Allah rahmet etsin. O ekranda göründüğünün aksine böyle çok şen şakrak, şaka yapabilen, şaka kaldıran, konuşkan ve gerçekten sohbetinden haz aldığınız, beraber olduğunuzda kendinizi rahat hissettiğiniz, sıkılmadığınız bir insan. Yolculuk yapması çok keyifli. Ekranda bile yani çok samimi gözüküyor. Yani gerçekten onun samimiyetini anlıyorduk. Ekranda biraz daha şey böyle hani daha böyle şey gibi duruyor ama bir araya gelindiği zaman gerçekten çok eğlenceli bir insandı. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok üzüldük. Ama işte hayat bu. Sırası gelen bir şekilde hepimiz böyle bir Evet. günümüz var. Allah kaygıyla. Herkesin bir başrol oynayacağı bir an var. Sizin ezgilerinizi dinlemeyen yoktur. Ben tabii o kaset dönemine yetişemedim belki o hani 90'lı yıllarda daha böyle. Sen daha CD gençliğisin. Evet, genellikle 2000'lerin başı.
Bizim arabada işte CD falan dinlenirdi bazen. O vesileyle bizim de çocukluğumuz sizleri dinleyerek geçti diyebiliriz aslında. Bugün hem Ezgi yolculuğunu hem sizin hayat yolculuğunuzu bu bakımdan da aslında Türkiye'nin de yolculuğunu okumuş oluyoruz bu ezgilere bakarak. Siz zaten daha önceden radyo aldığımızda da böyle bir panoramik bir geçiş yapmıştık. Ezgilerin hikayelerinden bahsede bahsede günümüze kadar gelmiştik. İsterseniz burada da bir tekrarını yapmış olalım. Hem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz adına hem de kendi adıma faydalanmış olurum. Eyvallah. Geçen Sait kardeşimizin de Instagram sayfasında canlı yayına katılmıştık. Orada da bahsettim. Benim Ezgi hikayem Doktor Ramazan Uçar Bey'in sayesinde oldu. O Mıstık sinemasında Türkiye'de o zamanlar ki sonradan yine hala devam ediyor. Yılbaşı geceleri alternatif geceler yapılırdı. Ben o zaman Milli Gençlik Kınandığı Salon. Orası Beşiktaş Mıstık sinemasıdır. O salonda biz her sene aşağı yukarı şey yapardık. Yılbaşı alternatif geceleri yapardık ve orada eserler okurduk. Orada beni dinlemiş. Daha sonra bana şey dedi. Ya dedi ben dedi İslamoğlu Yayıncılar bir bant tiyatrosu. O zamanlar bant tiyatroları çok meşhur. Yıl 1989-90'lı yıllar. 89-90. Evet. Sen daha yoktun herhalde. Var mıydı? Yani 90'lıyım, evet. O zamanlardır işte. Tamam işte tam doğma yılları. 89-90'lı yıllar bir bant tiyatrosu yapacağını İslamoğlu Yayıncılığa. Onun arasında da iki tane eser olduğunu, bunu benim okumamı istedi. Ben de kabul ettim. İlk benim stüdyo Metropol, Hasan Bitmez, Levent. yer Taksim, hemen o meşhur cadde. Orada bir işte beşinci katta bir stüdyo. Orada sabırla sabırla, seherlere sabırla, sabrını gönlünü çilelere hazırla diye başlayan bir ezgi. İkinci ezgi de şeydi, ağlayın ey insanlar. Alimler şehit oldu diye. Zaten Bant Tiyatrosu'nun ismi de Alim ve Tağut adlı bir Bant Tiyatrosu'ydu. Öylece stüdyoyla, mikrofonla tanışmış olduk. Daha sonra işte Hakan Aykut, Yener Turan, ben, İbrahim Tanrıkulu bir araya gelip Kalksam ve Dirilsem'i yaptık. Beraber yaptığımız bir çalışma oldu. O çalışmada gerçekten çok ilgi ve alaka gördü dinleyicilerimizden. Aslında o bant tiyatroları aralarındaki o ezgilerden dolayı çok sevilmeye başlamıştı. Dinleyiciler bu ezgilerin sadece ezgilerin olduğu kasetler yok mu diye yapımcıları biraz zorlamış galiba. Onlar da sadece ezgilerden oluşan bir albüm yapmamızı istediler. Biz de Kalksam ve Dirilsem'i yaptık. Ve böylece dinleyicilerimizle, insanlarla bir bağ kurmaya başladık Kalksam ve Dirilsem. Benim daha çok tanınmam 1993 yılında, 93 yılının sonlarında Bir Güneş Doğuyor eseri olmuştur. Hatta Hüseyin abi onu çok iyi bilir. Hüseyin abi yapmıştı sunuculuğunu Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Tayyip Bey de il başkanı olarak, Refah Partisi il başkanı olarak oradaydı. Çocukları Bilal hepsi o gün ailece Emine Hanım ailece oradalardı yani bütün Mağa aile oradalardı. Ve biz Bir Güneş Doğuyor'un hatta iki kuplesi vardı. Üçüncü kuplesini yazmamıştım daha. İnanın Hüseyin abi bunu çok iyi hatırlar. Ona da sorabilirsin. Üç defa mı okuttular, dört defa mı okuttular hatırlamıyorum. Ya Evet, o da bitti tekrar okuttular, bitti tekrar okuttular. Tayyip Bey de o eseri çok sevmişti. Belediye başkanlığı seçimleri ve Tayyip Bey orada belediye başkan adayıydı. Ve seçim kampanya müziği Bir Güneş Doğuyor'du. Hatta Bir Güneş Doğuyor bandajları, işte çantalar, pankartlar bir nevi seçim sloganı olarak kullanıldı. O bayağı bir siyasi literatürle beraber, Türkiye'deki Refah Partisi'nin yükselişiyle beraber o eser ve tabii ki şahsımız gündeme gelmiş olduk. Ve zaman zaman Tayyip Bey'le de konserlere işte Adana, Antep vesaire beraber yolculuklarımız da oldu. Şevki Yılmaz hocamızın konuşmasının ardından ben eserleri okuyordum. Böyle bir gerçekten Türkiye'deki siyasal yapının yükselmesiyle beraber ezgilerin de yükselmesine şahitlik yaptık. Ve bugüne kadar gelmiş olduk. Daha eyvallah. sonra radyoyu kurma dönemimiz var. Var mı efendim? İşte yine 1993'lü yıllar. Tabii o zamanlar tabii alternatif müzik olarak görünüyordu bu müzik türü. Yani öyle basında vesaire de hep alternatif müzik olarak da algılanmıştı. Bir protest bir taraf olduğu için tabii. Yani sisteme karşı biraz böyle bir muhalefetten de beslendiği için daha böyle ilgi alakasının olduğunu düşünüyorum. Tabii bu siyasal yapı Refah Partisi'nin siyasi arenaya çıkması, orada gelişmesi ve onunla beraber hem radyoların çoğalması, hem müziklerin çoğalması, ezgilerin çoğalması
hepsinin aynı anlara denk geliyor olması Ezgileri de büyüttü. Yani Ezgilerle beraber isimleri de öne çıkarmış oldu. Eyvallah abi. Tabii canlı performans da bekleyenler var. Epey yazanlar oldu. Beraber olsaydık burada olurdu. Güzel olurdu. Bir enstrüman yok ama belki yayının sonuna doğru belki sizden bir kubilet. İnşallah bakarız. Seninle bir gidelim. O dönem Ezgilerle büyüyen insanlar oldu ve belki hani siz bu sözlerle çok karşılaşıyorsunuzdur. Yani sizin Ezgilerinizle büyüdük. Böyle kaç nesil büyütmüşsünüzdür? Böyle bir saydınız mı? Hesapladınız mı? Ya üçüncü nesline gelmiştir belki ya. Yani evet, değil mi? Ya da üçüncü nesil. Ya şimdi bu eserler aslında ben biraz türkülere benzetiyorum ben ezgilerimizi. Çünkü bir yaşanmışlık üzerine bina edilmiş eser. Yani bir özgün müzik zaten de diye de adlandırılabiliyor. Evet, özgün müzik ama hani türkülerdeki o form vardır ya, bir yaşanmışlık. Bir hikayesi. Bir hikayesi vardır yani eserin. Yani popüler müzik gibi değildir yani. Yazlık şarkılar değildir. Yaşanmış acıların üzerine söylenmiş ağıtlar gibi düşün. Bizim bu eserler de yapı itibariyle biraz türküdür aslında. Yani yaşanmışlar üzerine bina edilmiştir. Ve kadim bir kültürü canlandırır. Gelecek üzerine oturtur, onu birleştirir bu kültürü. Vahiy ile beslenir zaman zaman. Ki bunlar eskimeyen yenilerdir ve eskimeyecek olan gerçeklerdir. Hiçbir zaman eskimeyecek ve her zaman tazeliğini koruyacak olan gerçeklerdir. O yüzden 7'sinden 70'e herkes bu eserlerde kendini bulur. Ben şimdi YouTube sayfamız var biliyorsun, Marmara Müzik. İnşallah YouTube sayfamızı 100.000'e taşıyoruz. Orada ben görüyorum yorumlardan falan aşağı yazılan yorumları zaman zaman takip ediyorum. Ve orada genç nüfusun çok fazla olduğunu görüyorum. Yani yaşı 17 olan, 18 olan zaten biliyorsun YouTube arka planda istatistiklerde gösteriyor yani hangi yaş grupları burada bulunuyor. Ve yeni daha 17-18 yaşında gençler, 20-21 yaşında gençler bu eserlerle tekrar kendilerini buluyorlar. Aa çok geç kalmış, ben bu eserleri niye dinlemedim? Aa yeni duyuyorum, keşke daha önce duysaydım diyen. Sürekli bakıyorum, her gelen nesil burada bir yenileniyor. Ve hiçbir zaman eskimiyor eserler. Yani bir kalksam edilsem her çağda her insana hitap ediyor. Bu da bizi sevindiriyor tabii. Yani bu eserlerin her an bir diri kalmış olması, paylaşan bir insan olarak. Hamdolsun ciddi bir akış alıyoruz. Hani bir dönem bunu dinledi, rafa kaldırdı, bunun modası geçti tarzında bir şey olmuyor bu ezgilerde. Çünkü dediğim gibi ulvi değerler üzerine bina edilmiş. Eskimeyen değerler üzerine bina edildiği için o değerler de her zaman bir şekilde bir karşılık buluyor. Bir kıymet bilenler çıkıyor her zaman o değerlere. O yüzden de hep diri kalıyor. Yani çünkü Kur'an'dan da beslenen sözler var biliyorsun bizim eserlerimizde. Zaman zaman sözlerde Kur'an'dan da beslenen. Kur'an zaman yaşlandıkça nasıl genç kalıyorsa bu eserler de zaman yaşlandıkça o genç ve tazeliğini her daim koruyabiliyor yani. Eyvallah. Zaten yani bir dertle beslendiği zaman dediğiniz gibi o dönemki belki mücadelede tabii siyasal mücadele de var. Hani bu takım şeyler de var ama dediğiniz gibi hani sağlam kaynaklardan beslendiği için her tabii an, tabii sıkıntılı dönemler o dinleyiciyi de birbirine yaklaştırıyor yani o sağlam bir tuğlalar haline getiriyor. Çünkü ciddi bir sistem zulmüyle karşı karşıyaydık. Yani konserlerimiz iptal ediliyor, son ana kadar izin verilmiyor. Düşünün işte bir yerde konser yapacaksınız. Sizden ikametgah alınıyor, nüfus cüzdan sureti, temiz kağıdı, işte şu bu isteniyor. Tamam veriyorsunuz. Konser ayın 20'sinde, ayın 17'si olmuş, hala izin çıkmamış. Bu adam buraya nasıl hazırlanacak, nasıl afiş bastıracak, nasıl reklam yapacak? Son iki gün kala evet diyorlar yani yapabilirsiniz konseri. Polisler sürekli şeyde, kuliste. Sürekli bir takip var. Ben Bursa'daki bir o zaman el ele yürüyüşleri vardı. Onları biz organize etmiştik. Ömer Karol, ben işte Hakan Aykut, Dilipak. Türkiye'de el ele tutunma zincir. Bu programdan dolayı, Bursa'daki programımızdan dolayı benim hakkımda dava açıldı. Ve 2 yılın üzerinde hapis cezası aldım ben. Hakim insafa geldi, hükmün ertelemesi verdi. Yani 5 yıl daha bu suçu işlemezsen bu hüküm yok sayılıyor. Hükmün ertelemesi denilen şey bu. Yani 5 yıl uslu duracaksın
diyor. 5 yıl uslu durursan bunu yok kabul edeceğiz. E tabi biz yine uslu durmadık ama ondan demek ki çok fazla haber olmadı. Biz o cezayı yani hapis yatmadan kurtulmuş olduk. Yani o neydi orada yaptığımız bir şey? Eser okumuşuz yani. Bir güneş doğuyor demişiz. E bir de onların karakolda bana deşifrelerini gösterdiler. İşte bir güneş doğuyor. Bir, yani dinlemişler herhalde. Dinlerken anlamamışlar. Bir güneş doğuyor. Cezayir'de diyor ya, orada bir güneş doğuyor Cezayir anlamamışlar herhalde ne olduğunu. Bir güneş doğuyor sahilde diye. Nerede doğar? Herhalde sahilde doğar diye. Yazmışlar oraya bir güneş doğuyor sahilde. Ben dedim ki bu sahil değil dedim. Cezayir dedim. Düzelttim böyle. Karakolda. Evet, enteresan şeylerdi. Yani tabii ben polislere de bir şey demiyorum. Onlar da kendi bir emir almışlar. Karakolda bana çok kötü davranmadılar. Hatta polis herhalde benim de dinleyicimdi. Bir güneş doğuyor canlı performans yaptınız mı karakolda da? Yok yok şey o benim yerime o doldurdu yani ifadeyi. Çok da güzel bir ifade doldurmuştu. Bu Ali yani radyomuz kapanıyordu. Bir yüzbaşı geçerken biraz kafası bozuluyordu Marmara FM dinlerken. Şikayet ediyordu. Bir hafta kapanıyorduk. 15 gün kapanıyorduk. Bir ay kapanıyorduk. Düşünsenize bir radyonuz var. Sen de radyoda çalışıyorsun. Bir ay yoksun yani. Orada yöneticiyiz. Sahiplerindeniz radyonun. İnsanların maaşları var. Maaş ödemeniz lazım. Aynı işte bu ay nasıl bir ay insanlar işlerine gidemiyorlar. Düşünün işverenlerin zor durumunu. İnsanlarda bir moral bozukluğu. Yarın ne olacağı belli değil. Belki bir yıl kapatabilirler ya da tamamen kapatabilirler. Hiçbir ne can güvenliğiniz var ne mal güvenliğiniz var. Böyle o 28 Şubat'ın en şiddet dönemleriydi yani. Başörtüsü eylemleri, okulların önünde genç kızlarımız. Doğru ve o dönem çıkan eserler var. Mesela Ağlama Karanfil bunlardan bir tanesi. Çok tabii sembol bir eserdir yani Ağlama Karanfil. Eserin hikayesiyle alakalı da soru soranlar olmuş. Zaten biliyorlardı muhtemelen ama o dönemde işte başörtüsü zulmü gören. Tabii. Onlar için yazılmış ve bestelenmiş bir eser. Çünkü biz zaman zaman kardeşlerimizi üniversite önlerinde ziyaret ederdik. Orada çıkmış başka bir eser daha var. Beyazıt Meydanı'nda diye. O da orada çıkmış bir eserdir yani. Ben Beyazıt'ta eylemci öğrencileri ziyarete gittiğimde onlarla beraber bir oturma eylemi yapmıştık. O eylemde esinlenerek yazmıştım Beyazıt Meydanı'nda eserini. Daha sonra da bestelemek nasip oldu. Böyle anılarımız var. Sen Ağlama eseri. Tabii bugünler biraz daha rahat ve biraz da rehavet fazlasıyla var. İnsan o günleri zaman zaman özlemiyor değil. Evet, o mücadele ruhu. Hani Necip Fazıl da söylüyor ya, düşmanım sen benim kendimi geliştirmek için bir nimetsin diye. Hani evet, hızlısın. Bir mücadele noktası da var. Bu dönemdeki çalışmalarınızla karşılaştığınız zaman veya bu dönemdeki dinleyici kitlenize karşılaştığınız zaman veya okuduğunuz genel olarak kültür sanat ortamına baktığınız zaman nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu rehavetin kültür sanata olan etkisi de farklı mıdır veya nasıldır? Ya tabii o zaman gerçekten bir yaşanmışlık ve bir mücadele üzerine müziğinizi bina ediyorsunuz. Sadece müzik değil. İşte radyonuzsa yine o radyo o refleksleri gösteriyor. Eğer bir derginiz varsa dergi o refleksleri gösteriyor. Aslında bir toptan bir mücadele aslında. Toptan bir sisteme, rejime ve kötü gidişata yapılan bir tepki. Ve bu tepki her ne olursa olsun mücadele aşkı. Sonunda ne olursa olsun yani belki job, belki hapis, belki ölüm. Nasıl 15 Temmuz'da insanlar meydanlara çıktı. Onun böyle günlere yayılmış, aylara yayılmış bir hali. Sürekli bir teyakkuz, sürekli ihtilal olacak işte korkusu. Ben şunu çok yaptım yani eşim de şahittir. Ben evin önüne geldiğim zaman arabayla, o zaman İstinye'de oturuyordum. Birkaç tur atıp öyle girerdim eve. Hep böyle beyaz Toros arardı gözüm. Eğer orada beyaz Toros varsa gitmeyecek eve yani. Birkaç tur atıyorum ondan sonra eve giriyorum. Bir yıl boyunca ben MGV'deydim o zaman. Bir yıl boyunca benim evim kontrol altındaydı. Hatta o gözlemi yapan polis bizim mahallemizde oturuyordu. Daha sonra bizim mahallemizde oturdu. Ve bunu itiraf etti. Abime söylemiş. Ben sizin evinizi bir yıl gözetledim diye. Yani görevi ona vermişler. Yani böyle sıkıntılı cidden. Şimdi böyle anlatıyoruz bunu ama o zamanki psikolojiyi düşünün. Yani çok kolay şeyler değil. Sizi alıp götürürler ve ne olduğunuzu bilemezsiniz. Yani sizden haber alınamayabilir çok uzun zaman. Hamdolsun o günlerden bugünlere geldik. Ben o günleri hiçbir zaman özlemem yani şey olarak. Yani illa da o günler gelsin. Evet duygu olarak o mücadele şeyini her zaman özlerim ama onun üzerimizdeki o baskıyı özlemek mümkün değil.
Bugünler tabii ki daha rahatız ama bunu rehavetle neticelendirmemek lazım. Yani tekrar eserler üretmek lazım. Yine dinleyicilerin, gençlerin bizlere ihtiyacı var. Biz bunları ben şahsen hasbelkader yine yapmak için gayret ediyorum. Ama tabii ki ben o zaman 25 yaşlarında, senin yaşlarında bir insandım. Yani bugün daha yaşlandım. 50'lerime geldim artık. Benden o günkü o heyecanı, o günkü davranış refleksini insanlar beklememesi lazım. Çünkü çok yaşanmışlıklar var. Bunların içerisinde hayal kırıklıkları da var tabii. Ama ben bugün gençlerin, sizlerin bunların sonuna kadar yaşamanızı istiyorum. Yani o heyecanı, o şeyi gençler yapsınlar. Ben de arkasında durayım her zaman. Ben YouTube sayfasını biraz da bu hale getirmek istiyorum. Yani Marmara Müziği'nin YouTube sayfasını bir platform yapmak istiyorum. Yani gençlerin, yetenekli arkadaşların çıktığı, orada kendini sergileyebildiği. Çünkü eserleri dijital platformda dinletebilmek o kadar sanıldığı kadar kolay değil. Yani ciddi bir takipçinin üzerine oturtmanız lazım ki bir an önce dinleyiciye ulaşabilmeniz lazım. Çok çok güzel eserler. Az takipçili kanallarda maalesef heba olup gidiyor. Şimdi bizim tabii dinleyici miktarımız arttıkça ben bakıyorum yayınladığımız eserler çok kısa zamanda hemen binlere ulaşabiliyor. Bu da hem yeni arkadaşlarımız açısından bir fırsat oluşturuyor. İşte yarın 100 bin, inşallah 150 bin ve 1 milyon olduğumuz zaman düşünsene bir eseri hemen atacaksınız 20, 30, 50 bin kişi bir anda dinleyecek. Ve zaten bunun bir kitlesi var aslında, yani bir dinleyici kitlesi var. Dinleyici problemimiz yok bizim. Bizim Yusuf hiçbir zaman bir dinleyici problemimiz olmadı. Hem 28 Şubat'ı geç, gelelim yine bu dönemimize, işte rehavet deniliyor vesaire ama sen de konserlerimize zaman zaman denk geliyorsun. Ciddi bir potansiyel Türkiye'de var. Niye? Çünkü Türkiye'de belli bir davanın temsilcisi olan insanlar hep olmuştur ve ola gelecek. Bugün de olacak, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da olacak yani. O yüzden bu değerler üzerine bina edilmiş eserler hiçbir zaman eskimeyecek. Ben inanıyorum ki, buna çok kalpten inanıyorum. Kalksam edilsem 30 yıl sonra da yine dinlenen, yine takipçisi olan bir eser olarak kalacak. Ben ölüp gittikten sonra da bu eserlerin diriliğini koruyacağını düşünüyorum. Yani hiçbir zaman eskimeyeceğini düşünüyorum. O yüzden dinleyici açısından aslında bir problem yok. Sadece yeni eserler açısından bir problem var. Evet, yani eskisi kadar bir üretkenlik olmadığı doğru. Çünkü piyasada zaten bizimle beraber çıkmış 3-5 arkadaş var. Onlar da artık belli bir yaşa da ulaştılar. Hepsi işte öğretim görevlisi oldu işte vesaire. Başka alanlarda geçimlerini de tabii temin etmek zorunda insanlar. Üretimin azaldığı doğru. Yeni gençler sizin gibi arkadaşların ben çıkmasını çok önemsiyorum ve kalben de destekliyorum. Yani fizik olarak da her zaman destek vermeye de hazırım. Çünkü hani bunları seslendiren insanların susmaması lazım, devam etmesi lazım. Yani bu ezgi kültürünün belki tarz olarak değişse bile gençlik değişiyor, anlayış, bilinçleri değişiyor. Ama verdiği mana bazında her zaman olması lazım. Evet, verdiğimiz. Evet yani bu davamızı, hayata bakışımızı, düşüncemizi, yaşam tarzımızı, felsefemizi, inançlarımızı seslendireceğimiz platformlar her zaman bulunabilir. Eserleri yapacak arkadaşların da aynı yüreklilikte çıkması lazım. Ben vallahi böyle bir yetenek bulduğum zaman hemen yapışıyorum. Eyvallah. Ondan sonra hem gelişsin istiyorum böyle büyüsün, serpilsin. Hiç problem yok değil. Yani ben hayatım boyunca hiç şunu yapmadım. Yani kendi ışığınızdan bir probleminiz yoksa başka ışıkları yakmasından hiç endişe duymazsınız. O yüzden ben buna söyletmeyeyim. Konserde bu olmasın. Sadece ben söyleyeyim. Ben hiç öyle olmadım. Hatta hep arkadaşlara hep çıkartırım, söylettiririm. Kitleme Geldi. tanıttırmak isterim. Onlar da tanısınlar. Hazır kitle. Evet, Maltepe'de hatırlıyor musun Eşref abi? Konserine aslında ben oradan bir geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Kim var kim yok. Hemen gel gitarını al, şarkı söyle dedim. Ha Konser. evet. Maltepe'ydi Harbi. değil mi orası? Pardon. Yenikapı mıydı yoksa? Maltepe olması lazım sanırım. Maltepe. Evet. Sen de çok güzel söylemiştin. Eyvallah. Biz de bir Allah şeyler daim etsin inşallah. yapıyoruz. Biz Pardon. devam ediyoruz projelerimize. Yani şöyle devam ediyoruz. Tabii eskisi gibi bir albüm yapma, CD'ye basma dönemleri bitti. Nasıl kaset bittiyse, CD Evet. bittiyse. Şimdi artık dijital platform var. Biz eserlerimizi yapıyoruz. Marmara Müziği'nin sayfasını takip edenler biliyor. Oraya atıyoruz. Bildirimlere de açarlarsa sanki eser ilk defa onlar dinleyecekmiş gibi hemen onların ekranına geliyor.
Stüdyomuz var biliyorsun Çamlıca'da. Hala yaşıyor. Aranjörümüz var. Yani Marmara Müzik yürüyüşüne devam ediyor. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Çok ağlama karanfil isteği çok geliyor. Böyle bir araya bir eser mi alsak ya sizden? Şöyle büyük kubi. Aslında senin gitarın orada mı? Burada da yani biz Aykut abiyle denedik abi. Onu olmuyor. Yani O olmaz. İşte sen pek oku, ben de mırıldanayım. O kadar ama. Sen oku. yok, öyle zor olur. Ağlama karanfil, beni de ağlatma. Sil gözyaşlarını, yeşerecek sevdan kutlu tohumlarla körpe dudaklardan. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunun, umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretlerini. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunun, umudu, sevgi, özlemlerini ve hasretlerini. Eyvallah abi. Evet, gönlün olsun kardeşimiz. Saçlarım kadar başım olsa Ezgi'sinin hikayesini dinleyebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. Evet, o Bediüzzaman'ın sözleri. Saçlarım kadar başım olsa hak yolun olsun feda. Üstad Bediüzzaman'ı, Said Nursi'yi ve mücadelesini severiz. Zaman zaman eserlerinden beslenmişliğimiz de vardır. O yüzden onu ben biraz hani genç nesilleri de hem tanıtmak açısından bestelediğim bir eser. Bestesi bana ait onun. Evet, karantinadan sonra konser Sonradan tabii ki. karantina bittikten sonra konsere düşünülür mü? Konser her zaman düşünülüyor da benim Ramazan'da 11 kesinleşmiş konserim iptal oldu. Yaklaşık 7-8 tane de olması muhtemel, hani görüşülen ve olacak olan konser. Yani 20-22 tane konserim Ramazan'da bu sene yapılamaz oldu yani. Dinleyicilerimizle buluşamadık. Ama umut ediyorum ki Ramazan bayramından sonra tekrar bir araya geliriz diye umut ediyorum. Polis dinleyenin çok, evet, evet, özel harekatta bilhassa The Man filmini çektiniz mi? ciddi çalışma yaptık. Ön hazırlık, hatta oyuncuların tespitine kadar yani 100 bin TL'nin üzerinde de hazırlık parası harcadık. Fakat hatta afişlerini bastırdık. Fakat şöyle bir şey oldu. Bizim kafamızda tasarladığımız film, senaryo, hazırladığımız maddiyatı çok çok geçti. Yani o senaryoyu, o hazırladığımız, yani bizdeki paramızla çekmemiz mümkün olamadı. Devletten de çok fazla yardım alma konusunda çok fazla şey yapmadık. Yani sıcak bakmadık. Yaklaşık 2 milyon, 3 milyon bütçeli bir şeydi bizim kafamızdaki film. Çünkü bir Akil Dağı operasyonuydu aslında bu. Yani oradaki Elbap'taki bir tepenin, hastanenin ele geçirilme operasyonuydu. Ama senaryo o kadar genişledi ki uçaklar, tanklar vesaireler devreye falan girince bizim paramız o filmin sadece 20 dakikasını çekmeye yetebilirdi. Benim de şöyle bir huyum var. Bir şey yapacaksam tam yapıyorum, yapmayacaksam hiç yapmıyorum. Yani o harcanan para hiç gözüme bile gelmedi. Çünkü iyi bir şey yapılması lazım. Yani insanlar onu izlediği zaman, evet, yani başı, ortası, gelişimi, her şeyi güzel, duygusu verilmiş bir sinema filmi olması gerekirdi. Duymam 2 ile de alakalı da onun parasının çok fazla bir şey yok. Yani o parası bir şekilde bulunur. Ama birkaç senaryo yazıldı. Ama ben hiçbir senaryoyu şey yapamadım. İçime sinmedi. Yani onun devamı niteliğinde olmadı. Yani evet, bu işte olması lazım. Bu oynanır, yapılır. Bu yapılırsa ses getirir. Yani bir şey yapmak çok şey değil. Yani gerçekten yaptığınız zaman arkasında durabilmek, insanların beğenisini sağlamak, kalıcı olmak, bunlar çok zor. Kafama yatan olur, çok güzel noktalara değiniyor, bu film yapılır tarzında bir senaryo oluşursa, bunu çekmeye hazır zaten yönetmen arkadaşlarımız var. Onlar bütçenin bir kısmını da ya bulabilecek insanlar zaten. Ama senaryo kafama yatmıyor. Eyvallah. Zaten bir soru daha gelmişti daha demin. The Man filmi gibi bir
Sinema filmini tekrar oynamak ister misiniz? Bunu da cevaplamış oldunuz. İyi bir proje Çok güzel gelirse. yani, senaryo çok iyi. Çünkü Ömer Lütfü Mete imzası vardı birinci senaryoda. Şimdi Ömer Lütfü Mete'nin üzerine, Ömer Lütfü Mete'yi de Allah rahmet eylesin, kaybettik. Eğer Ömer abi yaşıyor olsaydı ondan rica edip ikincisini de çok güzel bir şekilde yaptırırdık. Ama şimdi onu da kaybettik. Yani o duyguyu verebilecek iyi bir senaryo yakalayabilirsek. Çünkü ikincisi birincisi kadar maliyetli olmayacak. Biz birincisinde hem 35 mm çektik, negatif çektik yani filmi. Yaklaşık 1 milyon dolar para harcadık biz o filme. Bugün ikincisi o kadar bir şey tutmaz yani. Hem dijital çekilir. Negatif çok büyük para biliyorsun. Negatif derken şunu demek istiyorum. Fotoğraf makineleri vardı eskiden, sen bilmezsin. Bilir misin Kodak? Yani biraz yetiştim galiba. Yanıyordu falan. Bilmiyorsun işte yani, alıyorsun Kodak koyuyorsun, çekiyorsun, sonra banyo yaptırıyorsun ya. Onun film olarak düşün yani. Her biri şöyle bir makara. Oyun dediğin zaman 4 dakikayı yakıyor. 4 dakika onu. Ve 100 Oyuncu. dolar. 100 dolar. Biz bundan filmde kaç tane? 215 makara mı ne harcamıştık düşün. Şimdi dijitalde öyle bir şey yok. Dijital çekiyorsunuz. Banyosu yok. Bilmem nesi yok. Çok daha rahat bir Tabii şekilde. tabii birkaç milyona çözülür. İnşallah güzel projeleri sizden alırız abi karantinadan sonra. Saatler İnşallah. olsun diyen arkadaşlarımız var. Eyvallah. Burada kuaför bir komşumuz var köyden. Bahçede kesti saçlarımı, sağ olsun. Ne güzel. Türk sanat musikisi dinleyebilir miyiz diyenler var ama hiç Yok yok, söyle. zaten şu an iftar sonrası böyle bayağı bir şey. Türk sanat müziğine ilginiz nasıl? Dediniz mi abi? Veya söylüyor musunuz Yok, kendiniz? bir kızıl goncaya benzer dudağını söylüyorum biz sadece. Ya şöyle, ben güzel hanım da gülüyor burada şimdi. Niye gülüyorsun? Mesela siz neler dinlersiniz yani? Belki bunlardan biraz bahsederiz. Dinleyicilerimiz sormuş ama ben sormuş olayım. Ya ben şeyi çok seviyorum ya. Özgün müzik. Özellikle tabii insanın hani müzik şeyi biraz daha hani müzik karakteri mi desem yani müzik beğenisi hani lise, üniversite o dönemlerde biraz oluşuyor sanki. Benim öyle oldu en azından. Vallahi biz Zaten çocukken Müslüm Gürses dinlerdik. Bize kro diyorlardı. Bunlar mahalle çocuğu diyorlardı. sonra sosyete dinle. Sonra herkes sosyete dinlemeye başladı. Müslüm Gürses Barbaros Otel'de sıradan bir sanatçıydı. Orada kalırdı, Sanayi Mahallesi'nin hemen girişinde. Kitlesi böyle daha çok mahalle çocukları, gençlerdi, tinercilerdi, jiletçiler. Sonra bir anda bütün sosyetenin sanatçısı oldu. Hakkında filmler yapıldı. Bizim aile değişik yani, çeşitliydi. Bir abim Orhan Gencebay dinlerdi. Bir tanesi Ferdi'ciydi. Ben de onu soracaktım. Hani ailede bir müzik var mı veya müzikle alakanızı ne zaman keşfettiniz? Lise döneminde mi denk Bizim geldi? ailede şöyle yani, müziğe her zaman bir yakınlık olmuştur. Yani mesela en büyük abim Allah rahmet eylesin vefat etmeden önce bağlamaya merak salmıştı. Mesela bağlama öğreniyordu. Hatta çalmaya da başlamıştı. Diğer abim işte onun küçüğü türküleri çok iyi bilir, çok iyi söyler. Yani zaman zaman ben dinlerim yani kendisinden. Vardır bizim ailede. Annem mesela sesi çok güzeldi. Böyle kendi kendine ilahiler okurdu. Hatta bana şey diyordu. Oğlum diyordu, ben senin bu okuduklarından hiçbir şey anlamıyorum diyordu. Sen ilahi mi okuyorsun, ne söylüyorsun falan. Sen ilahi oku diyordu bana. Benim formatta değil aslında hiçbir şey yani albümde. Fakat onun gönlü olsun diye okumuştum. Yani böyle. Eyvallah abi. Tabii o dönemdeki anlatılan şeyleri ben de amcam vesilesiyle dinliyorum. Dinleyicilerimiz de aslında merak ederler. Belki özellikle uzun turneler veya Avrupa turneleri. Ömer Karaoğlu, işte Eşref Siya, Abdülbakkömür, Hüseyin amcam, Biz Hüseyin Gonca. önceden Yusuf 5-6 kişi beraber giderdik. Değil mi? Ben Mesela bir çünkü yerde. YouTube'da bir 90'lı yıllarda bir konserden Abdülbakkömür abi vardı, Ömer Karaoğlu vardı. Hep böyle Tabii bir tabii ekip bir olarak herhalde. otobüse doluşuyorduk, gidiyorduk. 4-5 kişi, 6 kişi. Hep bir vakıf ya da dernek konserleri olurdu. Daha sonra yavaş yavaş artık her birimiz konserlere tek gitmeye başladık. Torununuz büyüdü mü diye bir soru gelmiş. Kaç aylık oldu Hamza? Ne ayı diyor, 2,5 yaşına girdileriz. Biz büyüğü hala aylarda. O zaman 24 ay deriz canım, sıkıntı yok. Bahar var, Beren var, 3 tane çocuk torun var. Büyütüyoruz onları da inşallah. Müthiş bir müzik kulağı var ve yani inanılmaz bir çocuk yani. Yani geleceğin piyanisti olabilir. Bu kadar müzik kulağı var. Bahar yine öyle. Müthişler. Çok fena. İnşallah güzel bir müzisyen olur abi.